Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. saniyenin 1. bölümünün son boss'u olan Karadul Saitalis'in nasıl tekleneceğini göstereceğiz. Gördüğünüz gibi Kozmik Aletsücü ve Herkül var takımımda. Bence en iyi seçenek açık ara bu ikisi arkadaşlar. Önce Herkül, kesinlikle Herkül. Ondan sonra Kozmik Aletsücü. Şimdi ilk önce tabii seçeneklere geçmeden önce şöyle yollardan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi üstünde göz var. Bu göz ona gelen ekstra bir özellik arkadaşlar. Hangi tuzağa, yani tuzağın üstünden geçtiyseniz o özelliği kazanıyor. Tamamlama için arkadaşlar şu cezalandırıcı yolunu öneririm. Cezalandırıcı ekstra özellik vermiyor Saitalis'e. Ama diğer yollar göz gönderiyor. Yani tuzak gönderiyor onu gördüğünüz gibi. Yani ekstra özellik. Bu tuzakla Karadul'un tuzağını karıştırmayın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu anda oyunda görsel bir bug var arkadaşlar. Atıyorum Emma Frost elmas formunda gözükmüyor. Kitty fazlanmış gözükmüyor. Hayalet fazlanmış gözükmüyor. Onun gibi bir sürü görsel bug mevcut. Herhalde bu Karadul'un animasyonları şeyleri bozdu. Oyunun görsel efektlerini bozdu. Çünkü Karadul'a ilk gelene kadar Karadul'un da tuzak efektlerini görebiliyorduk. Ama tuzak efektlerini şu anda göremiyoruz. Bu dövüşte de geçerli bu arada. Karadul tuzak kurduğu zaman arkadaşlar onları göremeyeceksiniz. Yerini ezberinizde tutun derim o yüzden. Özelliklerinden anlatırken bahsedeceğim. Çok uzun anlatmayacağım özelliklerini. Ondan sonra çok zorlayıcı bir yol yok. Benim modumu okuyayım şimdi arkadaşlar. Benimki hangisi? Saitalis'in bozulmuş zırhı gelen sersemletme etkilerini yansıtmak için %50 şansı sahiptir. Saitalis'in bir zırh kırma zayıflatıcısının etkisi altındayken bu devre dışı bırakıldı diyor. O yüzden Kaptan Amerika sonsuzluğu getirdim. Herkül görev yaptığında çünkü şey kazanıyor. Zırh kırma atıyor. Ayrıca Herkül de üstünde yük olduğu sürece sersem bağışlayabiliyorsunuz. Şimdi gidelim. Evet. 4 milyon canı var gördüğünüz gibi. Ben de 9 yük yaptım. Böylece 9 kuvvet yüküyle başlayacağım. Sersem yememiz çok düşük ihtimal. Şöyle özelliklerinden hızlıca bahsedeyim. Öncelikle bozulmuş zırh arkadaşlar. Bozulmuş zırh %85 daha az hasar almasını sağlıyor Karadul'un. Biz bunu her bozduğumuzda ona ekstra hasar veriyoruz. Dul'un kaçışı var. Karşı saldırı kaçışı diyor. Kaçışı arkadaşlar orta saldırısında yapıyor. Yani pardon, biz orta saldırı bitiricisi yaparsak kaçış yapıyor. Ve bu kaçış yaptığı zaman ekstra güç kazanıyor. Bu kaçışı ya bloklayın ya da kaçmaya çalışın ama bloklamanızı öneririm. Bir de yaptırmamaya çalışın. Kötü bir şey çünkü. Dul'un pususu var. Tuzakları arkadaşlar. Onu her özel saldırıdan sonra arkadaşlar tuzak kuruyor. Karadul hemen altında tuzak kuruyor. Aynı Kraven gibi. Sizin onu içine etmeniz lazım. Onu içine attıktan sonra Dul savunmasız hale geliyor ve onu dövüyorsunuz. Arkadaşlar deli gibi hasar almaya başlıyor. Mekanizması bu şekilde. Dikkat edin, siz yakalanmayın. Siz yakalanırsanız işiniz zorlaşabilir. Hatta ölebilirsiniz de. Genellikle ağır ve özel saldırıyla bu tuzağın içine atın derim arkadaşlar onu. Daha avantajlı. Hatta belki de öyle yapılması gerekiyordur. Düz saldırıyla hiçbir zaman atmayı denemeyin derim. Ben hiç denemedim. Hep ağır saldırı ve özel saldırıyla attım. Evet, Saitalis Dul'un pususu tetikleniyor demiş. Kendi tuzağı tetiklendiği zaman 7 saniye boyunca sersemletiyle ve bozulmuş sır etkileri 15 saniye süreyle duraklatılıyor. Yani kaybediyor. İşte bu esnada deli gibi hasar veriyoruz ve pasif finaller kazanıyoruz. Yani pasif final kazanmanın türlü türlü yolu var arkadaşlar. Hepsini tek tek bahsetmeyeceğim. Zaten dövüş esnasında siz bunları fark etmeden kazanacaksınızdır. Ondan değinmiyorum. Dul'un pususundan kaçılıyor. Saldırgan tarafından özel saldırısının tetiklerinde tuzak başarısı olur ve saldırgana da yine pasif hüner falan veriyor işte. Burada hüner setleri falan. Evet, bozulmuş sır kaldırılmış haldeyken %600 hasar alıyor. Daha fazla hasar alıyor Saitalis. Vurulma sonucu güç kazanmıyor ve daha saldırgan dövüşüyor. Biz %50 çarpışma güç oranı kazanıyoruz. Maksimum san %5 hasarından fazlasını aldıysa falan bekleme süresi %100 daha çabuk dolmaya başlıyor. Evre geçişlerinde tüm zayıflatıcıları kaldırıyor ve bozulmuş sır kazanıyor. Birinci evre arkadaşlar %81 arası. Orta çaplı combo sonlandırıcı saldırılarına kaçmak için %100 şansa sahip diyor gördüğünüz gibi. Asla orta saldırı bitiricisi yapmayın. Hafif saldırı bitiricisi yapabilirsiniz. Bir nolu özel saldırısını attıracaksınız. Ancak tuzağını öyle kuracak burada arkadaşlar. İkinci evrede iki nolu özel saldırısını attıracaksınız. Tuzağını öyle kuracak. Ama hemen değil. Bir nolu özel saldırı attığından 1,5 saniye sonra tuzak kuruluyor. İkinci evrede %80 ile 41 arası yani. İki nolu özel saldırısını attıktan 3,5 saniye sonra tuzak faaliyete geçiyor. Ve vurulduğu zaman Dul'un pususu tuzaklarını artık savunmasız değil. Bu arada arkadaşlar Saitalis. Üçüncü evrede bir nolu özel saldırı attırıyoruz. 5,5 saniye sonra devreye giriyor tuzak. Ve dördüncü evrede de arkadaşlar iki nolu özel saldırı attırıyoruz. 7,5 saniye sonra devreye giriyor tuzak. Ve en zor evre bu. Çünkü burada ekstra hasar veremiyoruz. Bozulmuş sır kaldırılmıyor çünkü burada.
en uzun süren evre bu olacak. Hep özel saldırı ikisini attıracağız. Onu tuzağa hapsedeceğiz. Ve onu olabildiğince duvarda tutmaya çalışacağız. Özel saldırı birinde üstümüze sabotaj zevk açısı atıyor. Özel irade gücü için iyidir. Özel saldırı ikisini sakın yemeyin. Ve özel saldırı üçte de anda nakavt oluyoruz. Kaçışlarını yaptırmamaya çalışın. Dediğim gibi Herkül en iyi seçenek. Patlama hasarlarını mükemmel veriyor. Kozmik Alet Sürücü de öyle. Unutmayın bu oyun modunu. Üzerine gelen sersemletme etkilerini yansıtmak için %50 şansa sahip. Zırh kırma zayıflatıcısı etkisi altındayken de devre dışı bırakılıyor. Evet, Herkül ile başlıyoruz şimdi. Bakın nasıl hasar veriyor Herkül. Hasarına hayran kaldım resmen. Unutmayın görsel bug var. Tuzakların kurulduğunu göremeyeceğiz. Şöyle hemen kritiğimizi alıp tuzağını attıralım. Özel saldırı birinde hemen en uzağa gidin. Ve kaçışınızı yapın böyle. Evet her seferinde de bağışıklığı tutuyor ya. %50 şans ne %50'ymiş. Nihayet tutmadı. Ve tuzağa hapsettik onu. Bakar mısınız şu hasarı arkadaşlar? Patlama hasarını görüyor musunuz? Ve ikinci moda geçtik bile. Full blokta bekleyin. Artık özel saldırı ikisini atacağız. Ama benim L1 atmam lazım. Önce zırh kırmayı atalım onun üstüne. Ki rahatça siperimizi yapalım. Orta saldırı bitiricisi yaptım. Bakın kaçış yaptı. L2'den böyle kaçılıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi önce ben buna bir L1 atayım. Allah tuzak kurulacak ya. Tuzağın gerisinde kaldık. Olsun bir kere daha attıralım o zaman özel saldırı birini. Ay gene L1 attım. Bitirici yaptım. L2 atalım tamamdır. Evet yeni tuzağı kurdu. L2 atıp sokuyorum onu tuzağın içine ağır saldırı yerine. Hoppala oh maşallah. Bakar mısınız ne hale getiriyor canını. %40'a getirdik anında canını. Ay yakalandık. L1 atıp canımı arttırayım. Şimdi ondan L1 alıyoruz. Bir zırh kırma atalım. Güzel. Tuzağı kuracak birazdan. Kurdu. Hemen atalım. Girdi içine. Mükemmel hasar gene. Bitirici yapmayın orta saldırı. Hafif saldırı bitiricisi unutmayın. L2'sini alıyoruz hemen. Artık ekstra hasar almayacak unutmayın. Ve ağır saldırı atamazsınız burada arkadaşlar. Ağır saldırınızdan kaçıyor ona göre. Artık özel saldırı. İşte böyle. Pasif sersem varken bu arada orta saldırı bitiricisi yapabilirsiniz. Sorun yok. Onu ittirmem gerekti. Çünkü o da L2'siyle bizi ittirecek. Şimdi gelsin üstüme. Bir ağır saldırı atsın. İşte böyle. Aman dikkatli L3'ünü getirmeyin. Anında öldürür sizi. Evet duvarda kalmamız kötü oldu. Biraz onu ittirmem lazım şimdi. Yeni bir tuzak kursun. Ayrıca %1 canı kaldı. Tuzak kurmasına izin vermesem de olur yani. Tuzağın ötesine gideyim indireyim onu hatta. Ve indi. İşte bu kadar arkadaşlar. Bakın ne kadar kısa sürede tekledi Herkül. Görüyor musunuz? 3 dakika 46 saniye. Eminim bundan daha kısa sürede tekleyen de olmuştur. Patlama hasarları canının %84'ünü almış gördüğünüz gibi. O şekilde çok rahat götürüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Evet bu benim bitirdiğim 5. yoldu. Bir yol daha var. Hiç diriltme dökmedim gerçekten bu şampiyona da. Çok keyifli yapmışlar. Vallahi ne bir Grandmaster
ne 7. sahne boss'u. Yani çok zevkli yapmışlar. Çok da kolay yapmışlar oynaması. Daha 8. sahnenin ilk boss'u zaten. Aşırı zor yapamazlar daha ilk şeyden. Ondan herhalde böyledir. Evet, bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Cytalis ile ilgili anlamadığınız bir şey varsa sorabilirsiniz. Alternatif seçenekte öneririm kadronuza göre. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.